şüpheden uzak bilgi edinme kısmını kabul etmiyorlar. Onu söylemeliyim başta. Burada benim söyleyeceğim tabii çok uzun ama kısaca şöyle anlatayım. Biz evren hakkında düşününce bir mantık kurallarını kullanıyoruz. Veya bir şey yönelerek düşünüyoruz. Fakat maddenin içinde mantık denen bir şey yok. Rasyonalite yok. Yani madde sonuçta rasyonel bir şey değildir. Maddede sadece bir olmak var, dalgadır, parçacıktır. İtme vardır, çekme vardır. Yani mantık kuralların temeli olacak bir şey yok mantıkta. Veya maddede. Hiçbir proton diğeri hakkında değildir. Hakkındalık yoktur veya amaçlılık, bir şey yönelim yoktur. İnsan zihninin en önemli özellikleri işte mantık kurallarının olması, bunlar da hepsi aynı şey değil. Bir şey yönelme vardır, amaçlılık tipi şeyler vardır. Biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım bence maddeyle bunları temellendirmemiz mümkün değil. Bizim zihinsel rasyonel süreçlerimizi temellendirmemiz mümkün değil. Ama her birimiz içimizden belli bir mantığımızın olduğunu görüyoruz. Evren hakkında düşünebildiğimizi görüyoruz. Bana göre ancak evrenin başına bir bilinç koyarsak insandaki rasyonaliteyi de temellendirmemiz mümkün. Aslında bu bence daha da büyük bir iddia ama bunu da ayrıca yazacağım inşallah. Evrenin başına bir bilinç koymadan insan rasyonalitesini temellendirmediğimiz için aslında bilime de bir temel bulmamız mümkün değil. Çünkü bilimi bilim yapan şey insanın rasyonalitesine güvenle kaynaklanıyor. Bu çok gözden kaçan bir şey. Çok önemli. Çünkü bu. Siz insan rasyonalitesini güveni bir sarstınız mı? Şunu düşünün, rastgele oluşmuş bir hesap makinesine mi daha iyi hesap yapacağına güveniriz? Yoksa bilinçli şekilde hesap yapmak için kurulmuş bir şeye mi güveniriz? Ateistik paradigmada insan zihni tesadüflerin bir ürünü. Ve dikkat ederseniz ateist bir evrim teorisi, evrim teorisi demiyorum yanlış anlaşılmasın çünkü bunun bir teist versiyonu da olabilir. Tabii. Ama ateist versiyonunda evrim teorisinin sadece insan dünyada yaşamak için olduğu izahı var. Hiçbir şekilde insanın rasyonel bir varlık olması için oluşmasına evrim, ateistik evrim teorisinde atıf yapılmıyor. Tabii. O zaman şunu diyeceğim, insanın bizse evren hakkında bilgi ediniyoruz. Sadece yaşam için orada bir olan bir gücün bu bilgi edinme sürecinin doğruluğunu nasıl garanti altına alacağız? Biz evren hakkında şu anda teoriler üretiyoruz, evren hakkında düşünüyoruz, tüme varım yapıyoruz, tümden gelim yapıyoruz, mantık kuralları çerçevesi birçok şey. Güvenilir bir bilgiyi arıyoruz yani. Evet. Peki bizim güvenli bilgi elde edebilmesi için önce mantığımıza güvenmemiz lazım. Mantığa güvenmemizin temeli ne? Ha, rastgele bir hesap makinesinin oluştuğunu söyleyen bir şeyde biz hesaplara mı güvenebiliriz? Yoksa bilinçli bir şekilde hesap makinesinin verildiğinde mi? Şimdi teist paradigma insan zihninde bilinçli şekilde verildiğini söylediği için o zaman zihnimizin ürünlerine ve bilime de daha çok güvenebilmemizin zemini var teizmde. Ateizm ise hiçbir şekilde o zemini, bilime bile bizim güvenebileceğimizin zemini kurması mümkün değil. Şu Allah Felsefe ve Bilim kitabında Alvin Plantinga'nın bununla ilgili bir makalesini koydum. Bunu merak edenler internetten buna ücretsiz olarak da ulaşabilirler. Ücretli olarak da ulaşabilirsiniz. Canım evet. Allah Allah. Kitap almaya şey yapın. Erhamukallah. Kitap bu. Ha, Arzu Delili bu kitapta var ve Plantinga'nın söylediğim bu konuda makalesi var. Plantinga'nın makalesini özellikle okusun. Yok, bu çok ilginç bir kitap. Bu çok, geçen bir defa da buna dikkati çekmiştim ben. Bu çok önemli bir kitap. Bu çok bu konuda canertaslaman.com'dan komple PDF'ine ücretsiz erişebilirler. Ayrıca internet sitelerinde de satılıyordu. Çok hızlı.